anlatacak biraz ama önce Canan Kaftancıoğlu. Şimdi bu iktidar ve iktidarın mensupları çok alınganlar Emin. Hemen tepki gösteriyorlar. Ve hep de genelde de ortaya koydukları dava açtıklarında ya da şikayette bulunduklarında kendilerine yapılan, kendilerine yönelik yapılan açıklamalar ya da yapılan yorumlarda küçük düşürdüklerini söylüyorlar. Küçük düşürülüyorlar. Mesela Selçuk Bayraktar'ı eleştiriyorsun ve damat diyorsun. Damat diyerek ben küçük düşürüldüm diyor. Soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri'ni eleştiriyorsun. Kişilik haklarım küçük düşürüldüm ben. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da küçük düşürüldüğüne inananlar kervanına katılmış. Ama zaten önce o öyle düşündüğü için diğerleri de onu takip ediyorlar. Ve Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini düşünmüş Erdoğan'ın avukatları ve soruşturma başlatmışlar. Ya biz çok iyi biliyoruz ki aslında seçime doğru ilerlenirken öyle küçük düşürme, küçük düşürme değil. Esas sebep Canan Kaftancıoğlu'nun seçim öncesinde etkili bir şekilde çalışmasının önüne geçmek. Yine de sen belki bir iki cümleyle bunu yorumlamak istersin. Cumhurbaşkanına hakaret. Canan Kaftancıoğlu diyor ki bu iktidarı ve Erdoğan'ı göndereceğiz. Doğru diyor. Yani başka bir yolu yok. Ama bizim yayınlarımızda biz bir yılı aşkın süredir seçim yaklaştıkça iktidarın baskısının artacağını hem biz söylüyoruz burada üçümüzde hem de konuklarımız söylüyorlar. Önümüzdeki dönemde biz bunu göreceğiz. Basın üzerindeki baskıların da artacağını göreceğiz. Ya sokak röportajları üzerindeki baskıların nereye geldiğini görüyoruz. Siyasetçiler üzerindeki, muhalif siyasetçiler üzerindeki baskıların da çok arttığını göreceğiz. Gazeteciler üzerindeki baskıların çok arttığını göreceğiz. İktidarın istediğini söylemeyen herkesin üzerindeki baskı çok yüksek seviyelere çıkacak. Buna herkes hazırlıklı olsun, olmayanlar da olsun. Sizin üzerinizdeki baskı da artacak. Biz de bunu bekliyoruz zaten. Kendi yayınlarımızda da bekliyoruz. Kendi bu çalıştığımız kanalda da bekliyoruz. Diğerlerinde de bekliyoruz. Evet, Erdoğan, ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyledin orada, dedin ki Erdoğan'ı göndereceğiz dedin. Sen de dedin ki tam olarak öyle demedi. Haberlerde çıktığı haliyle söylüyorum. Bütün televizyonlarda yayınlanan cümle şu benim gördüğüm. Belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz. Yani öznesi yok. Cumhurbaşkanı diyor ki burada kastedilen benim diyerek dava açıyor. Yani bir ima var. Evet. İsim geçmiyor. Onu tırnak içinde Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini tekrarlıyoruz şu anda. Tırnak çünkü içinde tekrarlıyoruz. Haberlerde Can... Yoksa 4-5 gün yine tatil mi istiyor canım? Hayır, zaten anlaşıldı herhalde. Televizyonlarda, haberlerde yayınlandığı haliyle... Olsun, ben söyleyeyim de sonra. Ben de 4-5 gün tatil yapmayayım. Canan Kaftancıoğlu'nun sözü bu. Cumhurbaşkanı da bu söze karşılık kastedilenin, Canan Kaftancıoğlu'nun kastettiğinin kendisi ya da ima edenin kendisi olduğunu söyleyerek dava açtı. Şimdi ben... Ya mesela şöyle mi olacak o zaman? Mesela hırsız dediğimizde... Vay bana hırsız dedin diye mi çıkacak şimdi gibi? Ama burada başka bir şey var. Bakın, Cumhurbaşkanı'nın doğrudan doğruya televizyonlarda, Rütük bana açmasın, Rütük'ten rica ediyorum, ben söylemiyorum. Cumhurbaşkanı televizyonlarda, canlı yayınlarda, yaptığı konuşmalarda söyledikleri ifadeyi arka arkaya kullanırım. Bunların hepiniz hatırlıyorsunuz. En son ne demişti Gezi meselesinden bahsederken? Sayın Rütük, Cumhurbaşkanı söyledi, sürtük dedi, hatırlıyorum. Belli bir kesime. Cumhurbaşkanı söyledi, onun ağzından tırnak içinde ben aktarıyorum. Aktarıyorum. İsrail Dölü, hatırlıyorsunuz değil mi Cumhurbaşkanı'nın bu lafı kullandığını? Ulan ahlaksızlar, Cumhurbaşkanı'nın lafı. Adiler, cibiliyetsiz, zürriyetsiz, tezek, çamur, mankafa, alçak, affedersin Ermeni... Şerefsiz, edepsiz, yalaka, gerizekalı, vampir, dönek, virüs, sos... Devam edeyim mi? Şimdi düşünün. Ey Rütük. Hepsi Erdoğan'ın konuşmalarından tırnak içinde hepsinin cümlesi var. Rezil, çakal, ölü sevici, ölü sevici lafında meşhur hatırlarsınız. Terbiyesiz herif. Hatta hatırlayın, Devlet Bahçeli ile polemiklerinde
Bir hayvan imasında da bulunmuşlar. Şimdi gelirim oraya 200 bozkurtla falan şey yaptığında. Şimdi Cumhurbaşkanı, bu laflar Cumhurbaşkanı'ndan tırnak içinde aktarılmış laflar. Ya bir adalet düşünün Emin, Şirin. Bir adalet sistemi düşünün. Bir kişi, ülkenin tepesinde oturan kişi, bütün yurttaşlara örnek olduğu senden, çünkü hani bir sıfatla Cumhurbaşkanı reis deniyor biliyorsunuz o camiada veya saygı duyuluyor. Örnek alınan, reis denilen, saygı duyulan kişi kendi vatandaşına, bir bölümüne, geziye katılmış kaç milyon insan var yani. Bir tanesini bile söyleyemez bence ya. Ama milyonlarca insan var. Ona buna bu hakaretleri, biraz önce sıraladığım benim normal, bu hakaretleri söyleme hakkına sahip olacak. Böyle bir özgürlüğü olacak. Bunları istediği gibi kullanacak. İstediği gibi hakaret edecek. Ve bunlar küçük düşürücü sözler olmayacak. Çünkü bakın, kendileri her şeye alınıp sadece küçük düşürücü buluyorlar. Değil. Yani bakın şimdi Cumhurbaşkanı farz edelim. Bir an şeytanın avukatlığını yapalım. Canan Kaftancıoğlu'nun kastettiği kişinin Cumhurbaşkanı olduğu konusundaki ima konusunda haklı olduğunu kabul edelim Cumhurbaşkanı. Ya ben Cumhurbaşkanı'nın ağzından defaatle Cumhuriyet'in kuruluş yılları için tek parti diktatörlüğü, tek parti diktatörlüğü diye duydum. Yani tek parti diktatörlüğü diyerek kastettiğiniz Cumhurbaşkanı kim acaba? Cumhurbaşkanını kastediyorsunuz. Hepimiz biliyoruz tek parti döneminde Atatürk ve İsmet İnönü'yü kastediyorsunuz. Bu ülkede Ayasofya'da, yani Türkiye'nin en tarihi değeri en yüksek olan ibadethanesi haline dönüştürülmüş son dönemde yerde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izniyle bir imamı çıkardınız, Atatürk'e hakaret ettirdiniz, hatırlayın. Lanet okuttunuz. Bir cumhurbaşkanıydı Atatürk, kurucu cumhurbaşkanıydı Türkiye Cumhuriyeti'nin. Kurucu cumhurbaşkanına hakaret ettiniz. Düşünün ki böyle bir adalet yok Şirin. Cumhurbaşkanı istediğine hakaret edecek, evet. Bu ülkenin kurucu cumhurbaşkanına hakaret edecek. Ve bakın tablo nereye gelmiş durumda, bak, biliyor musunuz? Tablo şu duruma geldi, bakın. Cumhurbaşkanı, son güncel rakamı söylüyor. 160 binin üzerinde, bu tabii ki küçük düşürmekten bir dava açılamaz. Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılacak muhtemelen Canan Kaftancıoğlu'na. Cumhurbaşkanı'na hakaret. Ya Canan Kaftancıoğlu'na açılanı saymıyorum. Bugüne kadar 160 binin üzerinde Erdoğan'a, Erdoğan döneminde Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması açılmış. Ya bir önceki Cumhurbaşkanı'na bak, bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde veya diğer Cumhurbaşkanı döneminde parmakla sayıyorsun bunları. Ahmet Necdet Sözer döneminde, Özal döneminde, Demirel döneminde. Şimdi burada acaba bu tablonun bu kadar 160 bin kişiye birden, nüfusun ne kadar büyük bir çoğunluğu, Avrupa ülkeleri var bu sayıda değil mi? Yani küçük bir ülkeyi dolduracak kadar insan sadece Erdoğan'a, Erdoğan döneminde 2014-2022 arasında bundan yargılanıyorsa, burada açıkça Cumhurbaşkanı'na yargının bir zırh haline dönüşerek Cumhurbaşkanı'na istediği kişiye hakaret etme yetkisi, vatandaşlara da Cumhurbaşkanı'na söylediği en küçük eleştiri nedeniyle mahkemelerinin önüne düşme halinin bir fotoğrafı olduğunu düşünüyorum. Bunu, yani bu tarafı da var ama ben hala ve hala bu işin esas nedeninin Canan Kaftancıoğlu'nun seçim öncesi etkisiz hale getirilmeye çalışılması olarak değerlendiriyorum. Yani demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz tırnak içinde. Üstlerine alınmışlar. Çünkü hakikaten senin de söylediğin gibi kime atfen bunu söylediğini bilmiyoruz. Ve avukatlar atlamış, vay sen bize hakaret ediyorsun diye ortaya çıkmışlar. Demek ki böyle bir kompleks içindeler. Çünkü ona söylememiş doğrudan yani. Avukatlar öyle algılamayı tercih etmişler. Şimdi ama buradaki mesele, ya Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine bu kadar gidilmesinin nedeni, yerel seçimlerde Canan Kaftancıoğlu'nun yarattığı çalışma şeması, yerel seçimlerde il teşkilatlarının, ilçe teşkilatlarının, mahalle mahalle bütün teşkilatların bu kadar verimli çalışabilmesi, diğer partilerle kurduğu koordinasyon, o partileri aynı çatı altında, aynı şemsiye altında tutabilme başarısı, o diyalogları yürütebilme başarısı, bütün bunlar bu seçim öncesinde arzulanmıyor. Çünkü Canan Kaftancıoğlu böyle demeseydi de, başka şey deseydi de, ama bugün değil, bence birkaç zaman sonra tekrar ona bir soruşturma açılacaktı. Esas mesele bence bir tarafıyla senin söylediğin tarafı var ama diğer tarafıyla Canan Kaftancıoğlu bugünkü iktidarın
hedefindeki ana isimlerden bir tanesi. Çünkü herhalde şöyle bakıyorlar. Bu kadını alt edemiyoruz. Dolayısıyla bari elimize malzeme verilmiş gibi olduğunda üstüne atlayalım, bunu kendimize malzemeye çevirelim. Ben de böyle okudum. Bilmiyorum. Eski tweetlerin karıştırılıp Türkiye tarihinde olmayacak, hukuk tarihinde olmayacak şekilde doğru veya yanlış. Böyle çalışmaz hukuk yani. Gidip eğer açacaksanız o zaman eski tweetlerden kimleri kimleri yargılarsınız? Kimleri kimleri? Böyle bu çok açık bir kasti bir şey. Bir şey olduğunu gösteriyor. Hem bir taşla iki kuş vuruyor aslında. Hem bir taraftan bunu sağlamaya çalışıyor. Diğer taraftan senin dediğin gibi işte Erdoğan'a da bir dokunmayın, dokunursanız yanarsınız kalkanı oluşturmaya çalışıyorlar ki çünkü önümüzdeki dönem Emin'in de söylediği gibi sert geçecek ve bu kadar baskıya rağmen muhalefet, sivil toplum, özellikle de gençler susmuyorlar. İşte esnaf röportajlarını görüyoruz. Bugün CHP milletvekillerinin de farklı CHP milletvekillerinin de sokakta yaptığı görüşmeler vardı. Açık açık söylüyorlar, ben AKP'li bir ailenin çocuğuyum ama geldiğimiz bu noktada reddediyorum bu durumu diyor, fiyatlarla ilgili olarak, genel gidişatla ilgili olarak. Dolayısıyla biraz bunları da belki taraf olmayanı bertaraf etme durumu diyebiliriz. Şimdi var mı bununla ilgili eklemek istediğin Emin'cim? Yok. Tamam. Peki şimdi Sedat Peker'e geçelim. Sedat Peker yine çıkıyor.